Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan'a yakışan iftar sonrasında içinizi ferahlatacak hazmı kolaylaştıran harika bir Osmanlı şerbeti tarifim var. Bir adı da hibisküs şerbeti olarak geçiyor. Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz için 2 litre su şöyle 10-11 su bardağı kadar yapıyor. 2 çubuk tarçın 8-10 tane kadar karanfil 5 yemek kaşığı kadar hibisküs kurusu ya da nar çiçeği kurusu olarak geçiyor ve yarım limon. Ve bir su bardağı da toz şekeri ihtiyacımız var. Ben burada eklemeyi unuttuğum için sonradan seslendirmek isterim. Tencerenin içerisindeki suyun içine hibisküsleri koyuyoruz. Tabii ki ben hibisküsü biraz yıkadım. Çünkü üzerinde toz olduğu için yıkamak çok daha iyi. Daha sonra üzerine çubuk tarçını ve karanfili de ekliyorum. Ve yarım limon vardı. Yarım limonu da ikiye böldüm. Ee, i̇çerisine koydum. Ben e, limonu Kesip koyana kadar hemen hibisküsler hemen kendi rengini saldı kaynatmadan bile rengi çok daha güzel oldu şimdi kapağını kapatıp tencerede kaynamaya bıraktık kaynadıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı toz şeker ekliyoruz ben malzemeleri sayarken maalesef koymayı unutmuşum ee, tekrardan sizlere burada söylemek istedim bir su bardağı toz şeker koyduktan sonra karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra da bir 10 dakika daha kaynatıp hazır olmuş oluyor ve şimdi gördüğünüz gibi tamamen güzelce süzdürüyoruz şerbetimizi. Ben plastik bir süzgeç kullandım ama sizler isterseniz tülbentle de süzebilirsiniz. Şimdi şöyle içerisine beyaz bir kaşık koydum ki ne kadar güzel görünüyor rengi görün diye. O kadar güzel bir şerbettir ki kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hibisküs bulabilirseniz. Osmanlı şerbeti olarak da geçiyor zaten. E, yemekten sonra hazmı kolaylaştırıyor. İçinizi ferahlatan harika bir içecek. E, daha birçok faydaları var. İnternetten araştırabilirsiniz e, faydalarını. Ve böylece bir tarifim daha sonuna gelmiş oldum. Tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.